Düşünün camide cemaatle kılınan namaza, tek başına kılınan namaza karşılık 27 derece ne veriliyor? Siz söyleyin. Sevap 27 derece. Halbuki namaz aynı namazdır. Evde de kılsanız öğle namazı 10 rekat, cemaatle camide de kılsanız siz söyleyin. Yine 10 rekat. Rekat sayısı değişmiyor ama ücret çok değişiyor. Sevap artıyor, ücret artıyor, mükafat artıyor. Bunun sebebi nedir? Evinden, ailesinden, eşyasından ayrılabilmeyi başarmış mı bu adam? Buna kasırık veriyor. Aferin, yani Allah için evinden ayrılmış, işte mesela 300 metre, 500 metre evinden, keyfinden, ailesinden, koltuğundan, pijamasından, rahatından ayrılmış olmasının karşılığında 27 derece veriliyor. Yoksa aynı namazı da kılınabilir ya. Belli ki iradeyle olursa mükafat büyüyor. İrade çıktı mı zaten mecbur. Onun için gençlerin kıldığı namazın sevabı yaşlılarınkinden 100.000 kat üstündür diyor kitaplar. Niye? Gençlerin önünü kesen şeyler çok. Gençlerin şehveti var, nefisleri var, arzuları var, elleri ayakları sağlam, gözleri kulakları sağlam, bütün dinamikleri yerinde, hususiyetleri yerinde, istediği zaman kızları, kadınları, haramları, günahları alabilir, yapabilir. 75 yaşına gelmiş bir adam kızı ne yapacak, karıyı ne yapacak? Onun için onların kıldığı namazın sevabı az. Gençlerin engeli çok. Aşabiliyorsa, hani bazı koşular var, at yarışmalarında görüyorsunuz, engelli koşular var. Hani normal bir koşu var, bir de engelli koşu, öyle mi değil mi? Engelli koşu. İkide bir zıplayıp aşacaksın engeli. O daha zor bir koşudur. Yani ihtiyarların koşusu düzdür, gençlerin koşusu söyleyin, engellidir. Şehvetini engelleyecek, nefsini engelleyecek, keyfini engelleyecek, arkadaşlarını engelleyecek. Ve bütün bu engeller aşıp camiye gelmişse, kusura bakmayın onun sevabı daha çok olması lazım. Her tabidir. Onun için gençlerimizin üzerinde durmamız ve onları Allah yolunda görmemiz Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır. Ve elimizden gelen gayretiyle göstermemiz lazım. Gençlerimize itibar etmemiz, camiye, cemaate, çevremize gelen gençlerimize itibar, itimat etmemiz lazım. Onları bağrımıza basmamız lazım. Yanımıza almamız lazım. Alınlarından öpmemiz lazım. Çok büyük engeller aşıp gelmişlerdir. Merak, hiç küçümsemiyorsunuz. Etraf haramla dolu, etraf isyanla dolu, etraf fuhuşla dolu, fahişelerle dolu. Her şey gençleri avlamak için, götürmek için her tedbir alınmış. Ama bütün bunları aşıp geliyorsa büyük bir hadise.